Türkiyənin xarizmatik davranışları seçilən məşhur pop ulduzu Murad Boz yenidən Bakıda. Bu dəfə konsert yox, çəkildiyi filmin təqdimatı məşhuru paytaxtımıza gətirən səbəb oldu. Müğənni məşhur aktrisalar Yasemin Anden və İrəm Saqla birgə rol aldığı Dönər Səndi filminin premierası üçün Bakı üstü tutdu. Müğənni Dönər Səndi filminin premierasında böyük izdihamla qarşılandı. Benim üçüncü gala oldu Azərbaycanda. Evet. Her zaman gibi çok güzel karşılıklı, çok teşekkür evet. ediyoruz. Güzel, çok güzel, bu sevgi güzel bir şey. Yok canım, olur mu? Şey. Daha Ebru'yla yeni klibimiz çıktı. Canit albümüm var biliyorsunuz. Yeni çıktı. Albüm yapmaya şarkı söylemeye devam edeyim. Esas mesleği müzik benim. Güzel bir romantik komedi filmi bekliyor. İstecek misiniz? Tabii. Tabii. Komedi, evet, komedi. Ya, içinde romantik film de var tabii. Hikayesi çok güzel bir hikayesi var. Herkesin kendi hayatından bir şeyler bulacağına inanıyorum ben. Azeri seyircilerimiz de beğenirler. Ekimler çok güzel geçti tabii ki benim için. Yani tabii ki büyük şans. Görüyorsunuz yani. Söyleyecek fazla bir şey yok. Aynı fikirdeyiz. Genelde güzel bir film. Çok da eğlendik. Son durumumuzu yapıp parçamız. Başka birini sevemem bu son. Aşk dilerinde son istasyon. Aşkıma dön o ve bu gece yıkılsın. Yoluna kul köle gönül kapılmış halına. Başım önde kapıra geldim. Yalanı da gör arada acı kuluna. Film izlendikten sonra jurnalistler için mətbuat konferansı getirildi. Ben hep bir film olsun istiyordum kariyerimde. İyi bir sinema izleyicisiyim. Çok severim sinema izlemeyi. Sinemayı da sinemada izlemeyi sevenlerden gencisiyim. Bir seyirciyim. Ve kariyerimde bir tane film olsun istemiştim. Başarılı olunca da devamı geldi. Kolay bu yani. Çok seviyorum sinema. Sinemayı. Özellikle müzik ve performans tanıtılması zaman işinde başarılı olmaz, sinir olmaz. Ben bu son, aşk dilerinde son istasyon. Ben senin bu çok benimsemiş bir insan olduğunu düşünüyorum. Görsen çekildiği filmde Murat, hans çetinliklerle yüzleşir. Ya şimdi kavga sanatısı var Selin'le. Bence sen ayrıldıktan sonra dinlenecek şarkılar listesi hazırlamaya başlama evet. İkisi de bana gerçekten o sahnelerde çok yardımcı oldular çünkü İrem'le de bir kavga sahnem var. Oralarda zorlandığımı söyleyebilirim ama onun dışında çok zorlandığımda çok zorlanmadım. Filmde en çok müzakir olunan cütlüğün öpüşme sahneler oldu. Normalde öpüşmedik biz, öpüşüyormuş bir yaptı. Açık yani net konu. Normalde yanımda öpüşürler ama hala izi duruyor. Meşhur olduğunuz bu defa da Sembi Danvaşlayla dikkat çekti. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu arada öyle çok böyle formal bir durum var. Ben sadece işte kulüp başkanları, ben de futbolcuları yani imza çekmiş gibi hissediyorum. Filmde aşık rolünü canlandıran müğənni eşk acısı çekenlere məsləhət verməyi de unutmadı. Ağır şarkılar dinlenmemeliyiz. Arabesk falan. Ve yani ben Sezen Aksu'yu dinlemem mesela böyle bir yılda olsam. İçki altında çok iyi bir olmayabilir. Aşkın aşkı sütü pek için çok değil. Daha kötü bile uykun oluyor. Daha melankolik yapar, daha çok depresyon olur. Unutturur sadece ama kendi sabah kalktığında yine diyebilir yani. Ben de düşünsün ya. Teşekkürler. Aşkın sevgili falan yoktur bence. Eminim bu odada da olan erkekler, kızın aşk acısı yaşayanlar vardır. Ben de bilmiyorum ama bizim filmimiz zaten klişe bir şey değil de her zaman işlenmiş bir konu değil de yani erkek tarafından gösterdiği konuyu. Bax belə, bu da bu ay paytaxtımıza qonaq olan iş türk məşhurlarının izdihamlı gəlişindən olan görüntülərimiz. Dönərsə sevindir, seni sevməmişsə